Herkese merhaba, ben Sıla. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplamaya geldim. Bakalım neler sordunuz, çok meraklıyım. Doğru söyle, ağlarken nasıl göründüğünü merak edip ayna karşısında kendini seyrettin mi? Tabii ki, bence bunu her kadın yapıyordur diye düşünüyorum. Ben de ağladığımda nasıl göründüğüme bakıyorum. Bir de renkli gözlü olmanın galiba avantajlarından biri, daha güzel göründüğümü de düşünüyorum. Bir de oyuncu olduğumuz için tabii ki televizyon karşısında da kendinizi izleme fırsatımız da oluyor. Sık sık da görüyorum ağlarken açıkçası nasıl göründüğümü. Ama izliyorum da, evet. Ev halin dağınık mı yoksa düzenli mi? Biraz takıntılı bir vibe aldım. Yani aslında ruh halime göre değişiyor diyebilirim. Bazen çok salıyorum, o an kafam başka bir yerde oluyor ya da işe odaklanıyorum vesaire. Çok eve vakit ayırmıyorum. Fakat dağınık da olsa, düzenli de olsa mutlaka evim temiz oluyor. Öyle bir takıntım var, temizlik takıntısı diyelim. Telefonunda hiç kullanmıyorum ama duruyor dediğin uygulamalar. Bir tane pet taksi uygulaması indirmiştim. Asla yolculuk etmedim, öyle duruyor da bir gün ederim diye. Onun dışında da galiba işte fotoğraf belki editlemek için hani kullanmadığım ama gördüğüm uygulamaları indiriyorum ama kullanmıyorum. Küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir kelime, cümle söyler misin? En gıcık olduğun kelime. Birine fikrini sorduğumda sen bilirsin yanıtını almak fark etmez. Zaten fark etse ya da etmese sana sormazdım yani, fark etmez cevabı. Biraz gıcık edebilir beni. Onun dışında ikili ilişkilerde eğer karşımdaki erkek ne alakası var ya diyorsa bu da beni çok irite eder, hiç sevmem. Galiba bu, bunlar. İnternetten sipariş ettiğin en saçma şey. Genelde böyle ihtiyacım olan şeyleri sipariş ediyorum ama pandemi döneminde canım çok sıkılıyordu. O zaman şey söylemiştim, duş başlığı, yani böyle değişik şey yapan, ne derler ona, su fışkırtan ve su başlığı söylemiştim ama hiç de kullanmadım. Zaten iki gün sonra kırıldı. Hiç işime yaramadı. En gereksiz de bu. Sıla, hiç ilk adımı attığın oldu mu yoksa bu konularda sessiz misin? Tabii ki sessiz değilim. İlk adımı atarım. Neden atmayayım çünkü? Yani böyle bir şey varsa bence bunun kadın erkeği yok. Birinden hoşlanıyorsan, beğeniyorsan saygı çerçevesinde bunu belli edersin. Adımı da atarsın, ben atarım yani. Uğur getirdiğin düşündüğü bir eşyası, takısı ya da objesi var mı? Varsa nedir? Totem tarzı batıl inançlara inanır mı ya da yaptığı totemler var mı? Telefonum yanımda olsaydı gösterirdim, var. Ekranımda bile Reiki enerjisiyle yapılmış bir fotoğraf koyuyorum. Bilmiyorum, bence bu da batıl inanç sayılıyor mudur? Sayılıyordur. Onun dışında yatağımın yanında annemle babamın fotoğrafını her zaman koyuyorum, orada duruyor. Bana güç veriyor. Bir de İstediklerimi bir kağıda yazdım. Bir tane böyle bir şans getiren bir broş, böyle kuş broşu gibi bir şeyim var. Onun altına da böyle notlarımı koyuyorum, olmasın istediğim şeyleri. Kolyelerim falan da var ama onu genelde sete gittiğimiz için çok takamıyorum yani. Ama inanıyorum böyle şeylere, var. En sevdiğin şarkı ne? Biraz şarkı mırıldanırız. Hayır, mırıldanamam. Biraz sesim kötü bugün. Yoksa söyle. Yani normalde rap müzik dinliyorum ama o yüzden bunu söyleyemem yani, eşlik edemeyebilirim. Bu aralarda ne dinliyorum? En sevdiğim, ya en sevdiğim şarkı diye bir şey yok. Dönemsel böyle bir şarkıya takılıyorum. Onu böyle dinliyorum. O dönemde kalıyor, sonra işte başka bir dönemde başka bir şeye takılıyorum. Belki şey, Sezen Aksu, Firuze olabilir. O her döneme gidebilir ama onu da söylemem yani. Yani öyle bir hadsizlik yapamam, söylemeyeceğim. Yeni tanıştığın birine hangi soruyu sorarsın? Ben nedense nerelisin diyorum, hemen yazmışlar. Biz bunu, yani böyle bir şey konuştuk arkadaşlarımla. O zaman onlar bana şey dediler, sen de nerelisin diye soruyorsun. Çünkü içinde İzmirli olduğunu belli etmeye dair bir şey var. Hani hemen bana da gelsin de ben de İzmirliyim diyeyim istiyorum büyük ihtimal. Ama bence ben sohbet açabilmek için burcunu soruyorum. Karmaya inanır mısın? Hiç karma dediğim bir şey yaşadın mı? Karmaya inanıyorum, evet. İyi ya da kötü ne yaşatıyorsak mutlaka onun karşılığında bir şeyler alıyoruz ya da aynı olayları yaşıyoruz. Ya bugüne kadar hep hayatımı iyi olma çerçevesinde geçirmeye çalıştım. O yüzden şu anda da onun karşılığını aldığım noktalar tabii ki oluyor. Ama bunlar çok özel şeyler, o yüzden bunları açıklayamam büyük ihtimal. Aşık olduğunu nasıl anlarsın?
yapmam dediğim birçok şeyi yapıyorsam galiba aşık olduğumu anlarım diye düşünüyorum. Onun dışında ya böyle daha pozitif oluyorumdur büyük ihtimal. Ama şey de oluyor, aşık olduğumda karşımdaki insanı çok hayatımın merkezine koyduğum için kendimi de biraz böyle geri plana attığım zamanlar diyorum ki sen galiba aşık oldun, o yüzden toparlan. Galiba buradan anlayabilirim. Şu işi yapmak isterdim ama kesin çok kötü yapardım dediğin bir iş. Sabah eczaneye gittim. Çok seviyorum eczane böyle dolaşmayı. Şey dedim hani keşke burada çalışsaydım. Ama sonra dedim ki hani ben yok hani ne alaka eczacı. Ama öyle bir marke falan çok seviyorum. Ürünler falan çok şey ya böyle. Ya da işte ne bileyim market çalışanı, anladın mı? Hani market olsun, eczane olsun, böyle yerler çalışabilirdim. Yani yapmak isterdim. Sırf hani ürünlerin içinde durayım diye. Sırf o ürünleri her gün göreyim, inceleyeyim. Ama eczacı olamam maalesef. Alarm çaldığı gibi uyanır mısın yoksa 15 tane alarm mı kurarsın? İşe gidiyorsam eğer ilk alarmda uyanırım. Eğer ki gideceğim yer çok da önemli değil, böyle ekebileceğim hani bir şeyse, geç kalmaya müsaitse diyeyim, birazcık sallanırım, 15. alarmda uyanırım. Küçükken aşık olduğum bir ünlü var mıydı, varsa kim? Buna cevap verir mi? İsim tamam, vardı, evet. Okan Yalabık. Serseri diye bir dizisi vardı ve ben çok küçüktüm. Yani diziyi bile hatırlamıyorum. Sadece Ömer karakterini hatırlıyorum. Okan Yalabık'ı hatırlıyorum. Bir Okan Yalabık hayranım vardı. Hatta böyle işte dediğim gibi onun karakterinin adı Ömer'di orada. Bebek almıştım bir tane erkek. Onun ismi Ömer falan koymuştu. Çok seviyorum. Yüzünde ufacık bir iz var. Anısını bizimle paylaşır mısın? Böyle 5-6 yaşlarındayken evimiz zemin kattaydı. Balkonunda da böyle sürgülü demir kapı vardı ve işte o sürgüsü nasıl diyeyim böyle dışarıya dönük. Ben de böyle anneanneme işte dans ediyorum, işte böyle şebeklikler yapıyorum, saçmalıyorum, şımarıyorum. Ayağım kaydı, o demir buraya girdi. Allah'tan çok derin değildi, böyle dikiş falan atılmadı. Böyle pansuman vesaire hallettik. Böyle küçük bir iz kaldı. Ben de onu çok seviyorum ve dizilerde de falan hani orayı kapattırmamaya özen gösteriyorum. Hoşuma gidiyor. Fikir almak istediğim bir soru soruyorum. Aşkın insanları farklılıkların üstesinden getirebileceğine inanıyor musun? Aşkım demiş. Tabii ki yani getirebilir. En azından benim dünyamda getirebiliyor. Getirebildiği noktalar oluyor. Zaten bence aşk dediğimiz şey yani benim için zıt iki karakterin, zıt iki dünyanın bir araya gelmesiyle oluşan bir şey olabilir. Çünkü benimle aynı olan birine karşı bir şey hissetmem. Yani bir merak oluşturmaz benim için. O yüzden bir şey hissetmem. O yüzden üstesinden de gelir herhalde. Bilmiyorum. Bu soruyu hiç bilmiyorum. Aşk konuşmak istemiyorum. En son duyduğun gıybete nasıl bir tepki verdin? 2 gün önce en yakın arkadaşımla böyle ortak tanıdığımız bir kişi hakkında bir şey öğrendik. Ama çok da samimi olmadığımız için bizi ilgilendiren bir durum değildi ama şaşırdık. Beklemediğimiz bir şeydi. Biraz abartı bir tepki verdim. Yani ve insanlar ne kadar kötü bir kez daha anladım. Dövmenin özel bir anlamı veya sebebi var mı? Neden Almanca? Lise zamanında işte böyle hayatımda duyduğum en ilginç, yani bana gelen en ilginç iltifattı. Anlamı işte acı verecek kadar güzel demek. Benim de çok hoşuma gitti. Bir de Almanca'ya da böyle bir o zamanlar merakım vardı. Meğersem zaten bu bir Almanca deyimmiş. Ben de Almanca'yı seviyorum. Hayatımda da en duyduğum böyle en ilginç iltifat olunca ben dedim ki neden dövmesini yaptırmayayım? Yaptırttım. Zaten dövmeyi de çok seviyorum. Öyle bir küçük var ama şu an hani çok da önemli değil. Yapılacaklar listen var mı? Listenin sonunda ne var? Yapılacaklar listem yok. Ne gelirse, hayat ne getirirse onu yaşarız, onu yaparız. Öyle bir listem oluşmadı daha. Belki oluştururum, bilmiyorum. O yüzden listemin sonunda da bir şey yok ama böyle her şeyin en sonunda böyle daha sakin bir yere yerleşip çok küçük bir hayatım olsun isterim. Şu an herhangi bir ülkeden ev alabilecek olsan nereden alırsın? Yani İtalya. İtalya'dan alırdım büyük ihtimal. En yakın arkadaşımla birlikte giderdik. Ne güzel olurdu. Vallahi. Niye? Niye güldün? Arkadaşımla gider.
etmemeli. Güzel yerler. Sete giderken mutlaka yanına aldığın şeyler. Su damacanam var benim. Damacanayla gidiyorum sete. Su yokmuşçasına. En şey o yani. Onu alıyorum. Onun dışında da böyle zaten bir çantam vardır. İçinde acil durumda ihtiyacım olabilecek, yiyecek, içecek herhangi bir her şey mevcut. Ama onun dışında işte mataram. Su matarası. Sıla, set nasıl gidiyor? Karavan günlükleri nasıl? Set güzel gidiyor. Keyifli çalışıyoruz. Eğleniyoruz. Gayet keyifli şu an için, güzel gidiyor diyebilirim. Böyle sonuna da gülücük atmış, sanki bana şey soruyor hani. Aynen, ne var ne yok sette. Güzel, keyifli gidiyor ya. Biz ekip olarak, ekip arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımız güzel anlaşıyoruz. Ekrana da yansıyordur umarım sizlere de. Üzüldüğünde kendini en çok neyle mutlu edersin? Ayrıca seni çok çok seviyorum. Teşekkür ederim, ben de sizi çok seviyorum. Üzüldüğümde kendimi en çok yemek yemek. Bunu menajerin yanında ne kadar söylemem. Yemek yemek beni çok mutlu eder. Bir de üzüntünün de tabii boyutuna göre değişebiliyor. Bazen üzüntüden yani hiçbir şey de yiyemediğin oluyor. Ama bana o daha denk gelmedi. Bir gün inşallah. En çirkinleştiğin oyun hangisi? Bununla ilgili bir anı patlatır mısın bize? Oyunlarda hırslı mısın? Hiç hırslı bir insan değilim. Çünkü neden olayım? Bence oyun yani oyun o an eğlenmek için yapılır. O yüzden çok hırslanmam. Hırslı arkadaşlarım var ama. Ben daha böyle hani onlara ayak uydurmak için genelde oyun oynarım. Sadece şey tavla. Tavlada böyle şey yapamıyorum yani hırs değil ama hani hep ben kazanmalıyım. Rakibim yok. Gibi şeyler yapıyorum. Sette şey yapıyordum, turnuva yapıyordum yemek aralarında. Sürekli ekibe bir şeyler ısmarlatıyordum kazanıp bir tek. Arkadaşına sürekli komik videolar gönderen o kız mısın yoksa arkadaşının sürekli video gönderdiği o kız mı? Buraya gelirken en yakın arkadaşım Berenciğim bana bir sürü komik video göndermiş. Galiba komik video gönderilen kızım. Ben de gönderiyorum ama çok nadir. Genelde bana gönderiyorlar. Ben de sadece beynim geçiyor. Buradan da arkadaşlarımıza göndermeyi izlemiyorum. Yok yok. Beren'in attıklarını hep izliyorum ama diğerlerini çok şey yapmıyorum. Evet, sorularım bu kadar mı? Bitti. Bitti. Hiç zorlamadınız. Teşekkür ederim. Hiç zor bir soru çıkmadı ve bitti. Bunu da hiç kullanmadım fark ettiyseniz. O zaman bir kere basayım içimde kalsın. Evet, bütün sorularınızı umarım güzel bir şekilde cevaplamışımdır. Çok teşekkür ederim hepinize. Öpüyorum.